hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Orada en arkadaki dostlar. Merhaba. Coşkumuz devam edecek. Çok coşkulu, olağanüstü bir gece yaşayacağız. Bir geceyle sınırlı kalmayacak. Yüzüncü yılımıza dek. Yüzüncü yılımızdan sonra da bu coşkuyu devam ettireceğiz. Ancak önce bize Cumhuriyeti armağan eden, en büyük eserim diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için sizleri saygı duruşuna davet ediyoruz ve ardından büyük bir coşkuyla İstiklal Marşı'mızı söylüyoruz. Göklere yükselince bağımsızlık bayrağı doluyor içimize bir yaşama sevinci. Sevgili Cumhuriyet, atanın armağanı, canımız pahasına koruyacağız seni. Yüzyıl değil, yüzlerce, binlerce yıl sonra da sen hep yaşayacaksın özgürlük. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hanımefendiler, beyefendiler, Büyük Cumhuriyet buluşmamızın en önemli anlarındayız. Bu buluşmanın anlamını bize kim anlatacak? Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Doktor Sayın Mustafa Hüsnü Bozkurt. Değerli alkışlarımız. Bu bir açış konuşması. Onun için çok uzatmayacağım ama bir şeyi mutlaka belirtmek istiyorum. Değerli katılımcılar, sevgili hanımefendiler. Kim ne derse desin, ülkemiz çok uzunca bir süredir savruluyor. Ve bundan derin üzüntü duymak yanında büyük de bir sorumluluk duyuyoruz. Çünkü az önce söylemeye çalıştığım gençliğe hitabede 1927 yılında Mustafa Kemal Atatürk "Ey Türk istikbalinin evladı" diye hepimize seslendi. Bu sesi duyan Muammer Aksoy, benim sevgili kurucu genel başkanım, 1989 yılının 19 Mayıs'ında 49 Cumhuriyet aydınıyla Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurarken aynen şu bildirgeyi yayınlıyordu. Büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün fani vücudunun aramızda bulunmamasından yararlanan iç ve dış olumsuz güçler, laik cumhuriyeti, Kemalist aydınlanma devrimlerini ve Türk milletinin geleceğini karartmak için el birliğiyle eylemlik halindedirler. Biz aşağıda iddiası bulunanlar bu derneği, bu eylemliliği susturmak ve yeniden Atatürk'ün cumhuriyetini kazanmak için kuruyoruz diyordu meale. Buradan hareketle ülkemizin içinde bulunduğu durum hiçbirimizin razı olduğu bir durum değil. Bu nedenle demokratik kitle örgütlerinin katılmasının, siyaset kurumunun dikkate alıp gereğini yapmasını ve Yüce Türk Milleti'nin, milletimizin de destek vermesini talebiyle yeniden Atatürk Cumhuriyeti diyoruz. Ne diyorum? Yeniden kadını erkekle eşit falan değil, hayır. İnsan olarak eşit sayan bir kadın devrimini yeniden örgütlemek
Bu cumhuriyet aynı zamanda bir kadın dedi. Yeniden diline, kültürüne, tarihine ve bilime saygılı bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti özlüyoruz. O anlayışla devletimiz yönetilsin diyoruz. Bu cumhuriyeti kuranlar, Kemalist devrimciler, Kuvayi Milliyeciler, hamaset olsun falan diye söylemiyorum, hayır. 3 yıl, 3 ay, 22 gün karnevan içinde Anadolu'da dört bir yanından işgal edilmiş bu vatanı 7 düverle mücadele ederek bugün bizler şu salonda özgürce konuşabilelim diye vatan kıldılarsa, buradaki amaç dünyanın, milletler ailesinin onurlu bir üyesi olan bir ulus yaratmak, o ulusa binlerce yıldır konuştuğu dilinin alfabesini sunmak, o alfabeyle dil devrimini yapmak, onunla millet mektepleri, halk evleri, halk odaları, köy enstitüleri ve üniversite reformuyla çağlar atlayan bir ulus inşa etmek ve yine üretim ekonomisiyle daha 1926'da hiçbir şeyi olmayan bu topraklarda Kayseri'de uçak fabrikası kurup 1930'larda dünyada uçak üretip ihraç edebilen birkaç ülkeden biri olmayı başaran bir milletin onurunu taşımak. Bunu yapıyoruz. İstediğimiz başka bir şey değil arkadaşlar. Onurlu bir dış politika istiyorum. Onurlu bir dış politika. 1923'te çocuğunun altına saracak bezi, ekmeklik buğdayı olmayan şu vatanda 1937'de açlıktan kırılan Yunanistan'a gemiler dolusu buğday hibe eden, 1938'de koleradan kırılan Çin'e Mustafa Kemal'in emri ve Birleşmiş Milletler'in ricasıyla 1 milyon doz kolera aşısı hibe eden o Türkiye'yi özlemek suçsa, biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu millet Kırkanya'dan yüklenen bir gemideki buğdayı neredeyse kılıç kalkan ekibiyle karşılayacak kadar zillet içinde olamaz. Bu millet bir korona salgınında Almanya ile Çin arasında nereden aşı bulsam diye dolaşacak bir millet olamaz. Öyle değildi çünkü. Öyle değildi. Biz 1924'te merhum Refik Saydam aşı laboratuvarı, 28'de Refik Saydam Umumi Öfisayen Üstünü kurdu. 17 aşıyı kendimiz ürettik ve 4 yılda bu vatanın 6 milyon insanını salgın hastalıkların pençesinden çekip çıkardık. Bu toprağın insanı yaptı. Türk milleti yaptı. Ve mikromilliyetçilik ve destekçilik tuzağına düşmemiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir anlayışıyla yeniden Atatürk milliyetçiliği bu devlete hakim olsun istiyoruz. Çok güzel işte. Çok sevgili hanımefendiler, çok değerli beyefendiler, değerli Atatürkçüler. Bu bir çığlık. Bakın, bütün içtenliğimle söylüyorum. Bu çığlığı Recep Tayyip Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e, efendim işte Temel Karamollaoğlu'dan her kim varsa hepsine, bütün siyaset grubuna, bütün demokratik kitle örgütlerine ve yüce milletimize çığlık çığlığa aykırmak istiyorum. Yeniden Atatürk'ün akıl ve bilim yoluna dönen bir Türk yerlerinde hiçbir engel kesinlikle yoktur. Bu millet her zorluğu aşmıştır, yine aşar. Eksiğimiz o Kemalist devrimci önderlik, doğru politikalar ve kararlılık ve cesaretle yürüyecek insanlar. Bu insanları bu milletle kesinlikle buluşturacağız. Bu çabamız bunun içindir. Hani eski bir devlet adamı diyor ya, kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Ama biz çok samimiyiz arkadaşlar.
Biz kendimiz için sadece bu vatanın ve bu milletin refahını, geleceğinin garanti altında olmasını, çocuklarının geleceklerini yurt dışında arama ayıbından kurtulmasını, kadınlarının sokaklarda boğazlanmaktan kurtulmasını, çocuklarının izbe köşelerde tecavüze uğramaktan kurtulmasını istiyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu bu milletin layık olduğu bir anlayış asla değildir. Hiç olmadı. Dumlupınar şehitliği 8 yaşında Konya Bozkır'da Ömeroğlu'nun üstüne. Kendince okuyan bir adamım, dünyada bir başka ulusun 8 yaşında harpte kaybettiği, savaşta kaybettiği şehit olduğunu hiç duymadım. Bozkırlı Ömeroğlu üstü cepheye mermi sandığı taşırken Yunan kurşunuyla vurulup düştü. Dumlupınar şehitliğinde yatıyor. Üç mezar ötesinde Süleyman yatıyor 11 yaşında. 12, 13, 14 yaşında şehitlerimiz var. 45, 48, 52 yaşında şehitlerimiz de var. Değerli hanımefendiler, sevgili beyefendiler, bir ulusun aynı savaşta 52 ve 8 yaşında şehidi varsa dedeyle torun aynı savaşta savaşmış demektir. Biz Anıtkabir'de ya da şehirlerimizin Atatürk anıtlarında ulusal bayram günleri ya da 10 Kasımlarda saygı sunarken elbette büyük Atatürk'e saygı ve bağlılığımızı sunuyoruz ama ayağımız o değil. Bozkırlı Ömeroğlu Hüsnü'ye, 11 yaşındaki Süleyman'a, Kastamonu Ilgaz Dağları'nda bebeğiyle donarak gören Şerife Bacı'ya, 2 sene boyunca kanlı taburlarına komuta edip cepheye mermi taşıyan Türk kadınına saygımızı sunuyoruz. Onun için Anıtkabir bazı kendini bilmezlerin şov alanı değil. Orası saygı ve ihtiramla aziz şehit ve nazilerin önünde iman alanıdır. Herkes hatili bilmeli ve kendine geldi. Çok bir şey istemiyorum arkadaşlar. Bize çok bir şey istemiyorum. Bize yeniden Atatürk'ün bıraktığı cumhuriyeti verin. Bence verin. Vermezseniz biz kesinlikle yaratacağız. Asla bir adım geri atmayacağız. Yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne milletimizle beraber kavuşuncaya kadar koşacağız. Türkiye'nin her yerine gideceğiz. Bütün yurttaşlarımızla buluşacağız ve bunu anlatacağız. Biz kimseden oy falan istemiyoruz. Hiçbir talebimiz yok. Biz bir demokratik kitle örgütüyüz. Haddimizi de hakkımızı da biliyoruz. Elbette siyaset kurumu kendi işini yapacak. Ama bizim bir demokratik kitle örgütü olarak görevimiz milletimize neyin olması gerektiği konusundaki düşüncelerimizi aktarmak. Bunu yapıyorum. Bugün bu salonu doldurarak bizi yalnız bırakmayan bütün değerli kadın arkadaşlarıma, erkek arkadaşlarıma, bütün Atatürkçülere tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Var olun, sağ olun. Sağ olun. Bu toplantının yapılabilmesini sağlayan çok sevgili Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ne, sanatçılar girişimine ve çok değerli Birleşik Kamu İş Konfederasyonumuza şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeniden Atatürk Cumhuriyeti diyorum. Profesör Doktor Ahmet Fener Kışlalı'nın, Profesör Doktor Muammer Aksoy'un ve Profesör Doktor Türkan Saylan'ın yol arkadaşları. Merhaba. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmamıza başlamadan önce bu güzel ve görkemli buluşmanın gerçekleşmesini sağlayan Atatürk Düşünce Derneği'ne ve Sayın Genel Başkanı Doktor Hüsnü Bozkurt'a ve sanatçılar gelişimine ve yine Birleşik Kamu İş Sendikası'na teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamamıza aylar kaldı ve bizler layık ve demokratik cumhuriyetin ikinci ve yeni bir yüzyılının eşiğindeyiz. Derneğimizin önceki genel başkanı ve ülkemizin ilk ve tek kadın adalet bakanı Profesör Doktor Aysel Çetker hocamızın çok doğru bir tespiti var. Hak ve özgürlükler bir kez kazanıldığında iş bitmiyor. Hak ve özgürlüklerimiz için sürekli mücadele vermeli ve onları çok iyi korumalı ve geliştirmeliyiz. Bu noktadan hareketle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hepimize büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Laik demokratik sosyal hukuk devletini yani Cumhuriyeti ve kazanımlarını korumak ve Büyük Atatürk'ün 10. yıl nutkunda gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesinin yakalanması hedefini gerçekleştirmek için daha çok çalışmalıyız. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 33 yıl önce bu idealleri gerçekleştirmek için ve aynı hedefe ulaşmak için kurulmuş iki öncü kurumdur. Hukuksal statüleri dernek olabilir. Ancak bu iki güzel kişilik birer cumhuriyet kurumudur. Ve bu iki kurum Cumhuriyet'in ikinci 50. yılının en önemli kazanımlarındandır. Cumhuriyet tarihimizde cemiyetlerin yani derneklerin çok özel bir yeri vardır. Cumhuriyetimizin kuruluşunu sağlayan, Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızı örgütleyen güç, Anadolu'nun dört bir yanında kurulan Müdafaa-i Hukuk Dernekleridir. Bu dernekler 7 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri adı altında birleştirilmiş ve Kuvayi Milliye'nin en önemli gücü ve destekçisi olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nı kazanan, Cumhuriyeti kuran Büyük Atatürk gücünü bu halk hareketi olan derneklerden almıştır. Dernekçilik bizim ulusal tarihimizde böyle önemli bir iştir. İşte Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Cumhuriyet'in ikinci yarım yüzyılında bu şanlı soyun devamı olarak kurulmuş ve çalışan Cumhuriyet kurumları olarak dimdik ayaktadır. Bu Cumhuriyet kurumlarına sahip çıkmak ve onları güçlendirmek her sorumlu yurtsever için öncelikli görevler arasındadır. Bizler bu önemli görevimizin sorumluluğu ve bilinciyle hareket ediyoruz. Ve biliyoruz ki efsane genel başkanımız Profesör Doktor Türkan Saylan hocamızın dediği gibi başta kadınlarımız olmak üzere eğitimli her yurttaşın cumhuriyetimize borcu var ve bu borç artık ödenmelidir. Mustafa Kemal Atatürk yaşamı boyunca savunduğu özgür, bağımsız ve çağdaş bir ulus ülküsünden asla vazgeçmeyerek bizlere en büyük emanetini, layık Türkiye Cumhuriyeti'ni bıraktı. Ulusal bağımsızlık düşüncesinin işgal altında kalmış, yorgun ve ümitsiz bir ulusu terk etmeye başladığı günlerde ulusal kurtuluş mücadelesine yön veren Atatürk, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti ilan ederek "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz." sözleriyle Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine seslenmiştir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak laik cumhuriyetin koruyucularına, cumhuriyet değerlerini geleceğe taşıyan gençlerimize destek olmanın gururunu yaşıyoruz. 99 yıl önce olduğu gibi bugün de Çağdaş Türkiye'nin içinde bulunduğu tehlikeleri fark ederek mücadelemize devam ediyor, çağdaş bireylerin, çağdaş toplumun ve çağdaş ülkenin geleceğini daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Gençlerimize düşünce ve ifade özgürlüğünün yok edildiği, yaşam haklarının ellerinden alınmaya çalışıldığı karanlık bir gelecek bırakmamaya kararlıyız.
sizden aldığımız güç ile birlikte her zaman ve her koşulda laikliğin, çağdaş eğitimin, bağımsızlığın ve demokrasinin yanındayız. Türkiye'nin dört bir yanındaki 122 şubemiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve destekçilerimizle hep birlikte Cumhuriyetimizin eşitlik, laiklik ve ulusal bağımsızlık değerlerini esas alarak bizden sonra çağdaşlık yolculuğunu sürdürecek olan gençlerimizin özgür iradeleriyle geleceklerini şekillendirmeleri için fırsatlar sunulması gerektiğini savunuyor ve bu amaç için çalışıyoruz. Ne mutlu ki bugüne kadar 100 binden fazla öğrencimizin eğitimine katkıda bulunduğumuz burs projelerimizin yanı sıra ÇYD'de barınma bursu ile Aralık ayından itibaren 560 öğrencimizin elinden tutmaya başlayacağız. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Barınma Bursu'nu Cumhuriyetimizin 99. yılında gençliğimize armağan ediyoruz. Layık, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni korumanın, yaşatmanın ve daha ileri taşımanın temel görev ve sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Biliyoruz ki demeçlerinde sürekli olarak gençliğe güvenini vurgulayan Büyük Atatürk'e ve Cumhuriyet'e karşı sorumluluklarımız var. Söz veriyoruz, Cumhuriyet'in geleceğinde gençlerimizin izi olacak. Cumhuriyet'in geleceği çağdaş gençliktir. Geleceğimizin yanında olacak, gençliğimize olanak sağlayacak ve alan açacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek bağımsız kalabilmesi, özgür ve çağdaş bir ülke olabilmesi için Cumhuriyet'in getirdiği hak ve özgürlüklerden asla vazgeçmiyoruz. Vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyet'in kurucu değerlerini ilelebet koruyacağız. Büyük Atatürk ve yol arkadaşlarını bir kez daha özlem, saygı ve minnetle anıyoruz. Değerli konuklar, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu kararı ile Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanımız Sayın Mustafa Hüsnü Bozkurt Beyefendi'ye bir teşekkür belgesi derneğimiz adına takdim etmek istiyorum. Çok teşekkürler değerli